Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dördüncü olan Gençlik Kolları Çorum İl Kongresi büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı ve 650 delegenin oy kullandığı seçimde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ünal Yıldırım seçildi. Afra Düğün Salonu'nda yapılan Gençlik Kolları İl Kongresi'ne AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Gürkan Kaleli, Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı Burak Güngör, AK Parti Gençlik Kolları MYK üyeleri Sümeyye Nesibe Mezgil, Emel Bakmaz, AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melek Pehlivan, AK Parti Gençlik Kolları Eski Başkanı Erhan Akar, partili belediye başkanları, milletvekili aday adayları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı Burak Güngör, katip üyelikleri ise İskilip Gençlik Kolları Başkanı Arslan Sağlam, Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Atalay getirildi. Kongrede AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu birer konuşma yaptı. Allah'ın razı olacağı, kulların razı olacağı, illerin razı olacağı bir teşkilat yapısı oluşturduk. İşte bugün de gençliğimizi ve ana kademenin dışındaki olan kadın kollarımız, gençlik kollarımızın kongrelerini yapıyoruz. Ben burada hem kadın kollarımızın genel başkanı olmak üzere ve ilk kadın kolu başkanımız, yine aynı zamanda gençlik kolları genel başkanımız olmak üzere ve divandaki kardeşlerimiz ve buradaki gençlik kolu il başkanlarımızı ne kadar kendilerine tebrik etsem, kendilerine teşekkür etsem azdır. Çünkü her gittiğimiz yerde bu şekilde sevgi var, sevgi, saygı ve hoşgörü var. Diyalogla yapılıyor, istişarelerle yapılıyor. Sevgili gençler, siz çok şanslı bir nesilsiniz. Çünkü sizler AK Parti gibi bir kadronun içinde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin önderliğinde siyaset yapmaya mazhar oldunuz. O lider ki ve onun partisi, onun hareketi ki Cumhuriyet tarihinin en milli siyasi hareketidir. Doğrudan doğruya milletin değerlerinden beslenmiş, Anadolu'nun değerlerinden beslenmiş ve siyaset yaptığı her günü de milletin yarını daha aydınlık, daha müreffeh, daha özgür kılmak için yapmıştır. İşte onun için çok şanslısınız. Sizler adına da, partimiz adına da, milletimiz adına da bundan dolayı çok çok mutluyum. Biz sayın vekilim iç güvenlik yasa tasarısını il teşkilatı olarak ana kademesinde gençlik kollarına, kadın kollarından ilçe teşkilatlarına kadar hepimiz var gücümüzle çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu ülkede biz huzur istiyoruz. Biz bu ülkede güven istiyoruz. İnsanlarımızın rahat, özgür bir şekilde görüşlerini açıklamasını ve faaliyetlerde bulunmasını, sosyal hayatlarını idame ettirmesini istiyoruz. Bunun engellenmesi için parlamentoda yapılan girişimleri de gayet net bir şekilde bizler de izliyoruz, halkımız da izliyor. Asıl polis devletinin olması için, baskı rejiminin oluşması için mücadele eden bizler değil, muhalefet partileridir. Marjinal gruplardır. Onlara alet olmak isteyen çıkar çetelerinin bizlerle yapmış olduğu bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Özgürlüklerin korunmasının gerektiğine inanıyoruz tabii ki. Şimdi bu vesileyle bu pakette birkaç maddeye takılmışlar, sürekli onların üzerinde duruyorlar. Bu pakette çok şeyler var arkadaşlar. Örneğin kolluğun arama yetkisi biraz daha güçlendirilmiştir. Kolluğa bu arama yetkisini verirken burada yasal delillerin toplanması için yapılan engelleme durumlarının önüne geçilmesi, yazılı eminle CMK'nın vermiş olduğu yetki dahilinde hakimlerin ivedilik durumlarda
kolluk birimine üst amirlerin vereceği yetkiyle faaliyette bulunma ve yazılı bir şekilde tutanaklarla işlem yapma yetkisi veriliyor ki bu AB yasalarına aykırı bir durum değil. İç güvenlik yasa tasarısına ilişkin kısaca bu bilgiyi verdikten sonra da biraz da teşkilatımıza ilişkin konuşmak istiyorum. 4. olağan kongremiz ile siyasette yol arkadaşlığı yaptığımız değerli kardeşimiz, arkadaşımız Erhan Akar ve kendisinin ilk yönetimde geçmesi ile birlikte vekaleten görevi devralan Mustafa Böcek kardeşimize bu vesileyle bir kez daha vermiş oldukları hizmetlerden dolayı hem kendilerine hem yönetim kurulumuna teşekkür ediyorum. Diri teşkilatımızın 7 Haziran seçimleri için biz buradayız, biz davamızın yanınızdayız dediklerini kalben hissediyorum. Bundan sonra görev alacak değerli başkanımız Ünal kardeşimize ve yönetim kurulu üyelerine de şimdiden başarılar diliyorum. Tüm teşkilatlarımızla inşallah 7 Haziran seçimleri için varız diyoruz. Elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz diyoruz. İnşallah biraz önce Mustafa kardeşimizin dediği gibi 4 milletvekilini çıkartmak için var gücümüzle çalışacağımızı söylüyor. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Tek listenin yer aldığı ve 650 delegenin oy kullandığı seçimde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ünal Yıldırım seçildi.